Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Aklın arkasına geçmek mevzumuz. Aklı akılla yönetemezsin. Aklınla aklına hakim olamazsın. Aklınla aklına hakim olamayınca aklın dünyanı cehenneme çevirir. Akıl kontrol edilemezse tazip edici bir alet olur. Azap vermeye vasıta olur. Ahmet diğer ver. Bir daha. Akıl kontrol edilemezse akıl senin dünyanı, küçük dünyanı cehenneme çevirir. Bu sebebin için verilmemiş. Tazip edici bir alet olur veya izaç eder diyor. Onunla alakalı okuyacağım. Akla nasıl hakim olacağız? Aklın arkasına nasıl geçeceğiz? Olmasa ne olur? Ha? İlginç değil mi? Çünkü şu cümleyi de unutmazsınız. Allah'ın aklı yoktur. Allah aklı alet olarak yarattı. Akıl bir alettir. Allah ilmiyle yaratmıştır aklı. Akıl bir cihazdır, göz gibi, kulak gibi. Allah'ın cihazı yok, cihazı o yaratmış. 8,5 milyar insanın aklını yapan aklı kül. Dolayısıyla bu akla nasıl hakim olacağını da bildirmiş. Eğer akla hakim olamazsan, zekan hakim olur ki, bu sefer bu panik atak, depresyon, İntihar gibi meyillere kurtulmak, meyillerden kurtulmak mümkün değil. Onlarla kalıp okuyorum. Yeri gelmişken soru sorabilirsiniz. Maliki Yevmiddin, din gününün sahibi, Elhamdülillah Rabbil Alemin, Errahmanirrahim, Maliki Yevmiddin, hani her zaman daim söylediğimiz şey, diyor ki makabli ile şu sıfatın nazmını iktiza eden sebep şudur ki, yani önceki ile ve bütünsel bir manada Maliki Yevmiddin nedir diyor. Şu sıfat rahmeti ifade eden makabline neticedir. Yani Maliki Yevmiddin din günün sahibi, ahireti yaratan sahibi Allah niye yaratacakmış? Rahmet olsun diye. Çünkü eğer bu kainatın sonunda ahiret yoksa zahmet olur. Yani her şey zıttına inkılap eder. Eğer ahiret yoksa şu kainatta var olan ilim cehalete, vücut Adem'e, rahmet zahmete, zulmete, muhabbet adavete döner. Şefkat hırkate, yandırıcı bir ateşe döner. Düşünün, üniversite adam gidiyor. Niye gidiyorsun? Cahil olmak için. Bütün o güne kadar, ilkokul, ortaokul, liseye kadar elde etmiş olduğu bilgilerin sıfırlandığı bir yer. Değil tabii. Öyle bir şey olur mu? Yok. Eğer ahiret yoksa buna dönüyor, buna benziyor. Yani her şey anlamsızlığa dönüyor. Ahiret yoksa dünyanın ne anlamı var ki? Ahiret yoksa otomatik, haşa Allah da yok. Kainatın başı o zaman Allah yok diyelim, tövbe. Kainatın sonu ise ahiret, yoksa iki yokluk arasında varlık olamaz. Bu fizik kanunlarına da zıttır. Dolayısıyla varlığı anlam kılan, varlığı anlam yükleyen darul ahirettir, ahiretin olmasıdır. İşte Maliki Yevmiddin, din gününün sahibi, yani bu aleme
anlam yükleyen bir şeydir. Ahiret, ahirette işe yaramak için değildir. Ahiret inancı, ahiret imanı dünyamızı tanzim ediyor. Yani doğrudur, yanlıştır, ayıptır, günahtır, olmaz ya falan. Bunları, hep bu kavramları ahiret inancı veriyor. Hemen zihninizde şu soru tebliğ etti, canlandı bir soru var. Kafirlerde ahiret inancı yok da olmaz, ayıptır, yani olmaz, yakışmaz. Tabirler olmaması lazım. Bir şart icazda da diyor muhakkakta. Evet, direkt dinden almamıştır bu ayıptır, günahtır. Örften almıştır o insan. Yani dinsizdir ama bir namus şeyi var, kalmış kıskancı. Veya bazı edebi adaplar kalmış. Sebebi toplumdan almış. Kendisi fikren inanmıyor ama toplumda bir ayıp mefhumu var, edep var. Ondan dolayı, dolayısıyla böylelikle de rahmetten hiçbir dünyada da mahrum olmamış. Diyor ki, zira kıyametle saadet ebedinin geleceğine en büyük delil rahmettir. Niye Allah ahireti yaratacak? Çünkü her şey anlamsızlıktan kurtulması için. Rahmet olsun diye. Eğer ahiret yoksa, dediğimiz gibi, dünyanın ne anlamı kaldı yani? Bu kadar çile, bu kadar yapı, bu kadar ilim, bu kadar masraf. Süleyman abi, sen evini yapsan abim. Güzel bir ev yaptın. Ara karşıya geçtin, sen bile sevdin. Sonra bu evin nasıl yandığını hiç görmedim diye tutuşturur musun? Tutuşturursan sana akıllı denilir mi? Allah daha aşağı kainat yapacak, bitirecek. Ondan sonra ya bu nasıl yok olduğunu hiç görmedim diye yok edecek. Yani ahiretsiz demek, eve dam olmaması demek. Yani yapılan evi tutuşturmak demek gibi. Hiçbir anlam taşımıyor. Mesela ben burada niyeyim? Ahiret yoksa. Sen niye buradasın ki? Bunun bir anlamı olmalı. Yani senin burada olman, benim burada olmam. Yani sen oturup da böyle teveccüh etmen, bir şey talep etmen. İşte bunu ahiret inancı yapıyor sana. Seni burada tutan, sizi burada tutan ahiret inancıdır. Demek ki saadet ebediyenin geleceğine en büyük delil rahmettir. Evet, rahmetin rahmet olması ve nimetin nimet olması ancak ve ancak haşir ve saadet ebediye bağlıdır. Nimeti nimet yapan, rahmeti rahmet yapan ancak saadeti ebediyedir. Ebedi bir saadetin varlığıdır. Evet, saadet ebedi olmasa en büyük nimetlerden sayılan aklın insanın kafasında yılan vazifesini görmekten başka bir işi kalmaz. Devamlı seni kemirir. Buradan gireceğim akla. Yani eğer ahiret yoksa haşa, akıl ne olur kafada? Yılan gibi olur. Ahiret inancı olmayanların kafaları yılanlarla doludur. Devamlı kemiriyor. Ben mi yok olacağım? Çocuklarım, kızım, evladım, bindiğim arabalar. Yani düşün, en ufak tırnağı ağrıdığı zaman tahammül edemeyen, huzuruna toz kondurmayan bir insanın tamamını yok eden şu toprağa girmesine nasıl razı olur? Ebed isteyen bir fıtratı neyle susturacaksın? Neyle ikna edeceksin? Neyle kandıracaksın? Yani hiç mi gece nefesin tıkanmıyor? Hiç mi böyle yakının ölmüyor? Hiç mi böyle zor durumda olmuyorsun? Peki o anda ne sana teselli verecek? Her şey bitiyor. Her şey bitiyor. O anda akıl sana rahmet olması, sana nimet olması gerekirken yok olacaksın diyor. Yok. Yani nimet oluyor. Bak, rahmeti rahmet eden, nimeti nimet eden saadet ebediyedir. Evet, saadet ebedi olmasa en büyük nimetlerden sayılan aklı insanın kafasında
yılan vazifesi yapıyor. Ne çıkartacağız buradan? Eğer saadet ebediye inanmıyorsa veya inancı ne nispette azsa, adınız gibi bilin, o kafada yılan dolu, acıyın onu. Bindiği araba, giydiği elbise, yediği yemek, beraber olduğu işi asla bunu memnun edemeyecektir. Bu içsel yılanı, içsel hırçınlığını dış dünyanın bazı legoları, bazı şeylerinin değişikliğiyle tatmin edecek. Arabasını göstermekle, giydiği elbiseyi ifade etmekle, gittiği lokantayı yeri gelmişken değil, o gittiği yeri söylemekle bir derece kendisini insanlar üstünde elit tabakası olduğunu, farklı olduğunu ifade etmekle bastırmaya çalışıyor. O saadet ebediye ebed ebed arzusunu hiçbir şeyle kandıramaz, ikna edemez, memnun edemez, tehir edemez, duymamalıksızlıktan gelemez. Burada akıl yılan vazifesi yapıyor diyor. Yani bu, eğer saadet ebediye ne kadar inanabiliyorsak kafamızda yılan çıkıyor. Adınız gibi bilin bir daha. Bir insan ahiret inancı pek yok. O nispette kafasında yılan var. Ne diyor? Saadet ebedi olması en büyük nimetlerden sayılan aklın insanın kafasında yılan vazifesini görmekten başka bir işi kalmaz. Devamlı onu kemirecek. Nasıl susturacak onu Murat? Garajından arabayı çıkaracak, şoseye koyacak. Bakkala girirken en güzelini giyecek bir iki adıma. İstanbul'da gittiği, Rize'de gittiği lokantaları söyleyecek. Bunlar hastalığın bize göstergeleridir. Yani ibre elini sürseniz yanmaz ama 120 gösteriyor ateş, hararet. Harareti gösteriyor ama kendisi ateş değil. Yanıyor araba diyor. Lan bir şey yok lan, gösterge işte. Başka bir yerden haber veriyor. Diyor ki atı gösteren gururun ile fakrı gösteren tekebbürün ile halka kendini mudhike yaptın diyor. Kendini rezil ettin. Yani bir belediye başkanı çıkıp da jopla insan simitçi kovalamaz. Buna tenezzül etmez, tevessül de etmez, ihtiyaç duymaz. Ama eğer içsel aleminde bir boşluk varsa bunu da yapar ya. Demek ki bu akıl, ahirete inanmayanın aklı kafasında yılan vazifesi yapar, devamlı zehir akıtır. Tersi ise imani bil ahiret nispetinde aklı kafasında devamlı müsbet malzemeler üretir. Ahiretsiz dünyada hiçbir şey yerine oturmaz. Ahiretsiz bir kafa hiçbir şey izah edemez. Helaldir, haramdır, doğrudur, yanlıştır, ayıptır ya. Yapmam lazım. Bunları yerine oturtan akıl ama ahiret inancına bağlı olan bir akıl. Ahiret inancı olmayan bir andı. Bu da kesin araştırdım. Çalışıyorum en az 30 seneden beri. Ahiret inancı nispetinde insanın aklı başındadır. Değilse kafasında aklı yok. Yakının, tankının, Kur'an aklı olmadığını söylüyor. İyi bir mühendis ama, iyi bir doktor. Ha, bun zekidir diyor. Zeki. İşte baş belası bu zekavettir. Olayları birbirlerine bağlayamadan ahiret inançsız yorumlayamaya çalışan zeka kendine dönüktür, kendini yer ve panik atar, depresyon, intihar meyillidir. İntiharları delilerin yaptığını gördünüz mü? Deliler intihar etmez. En zekiler intihar eder, ahireti yoksa. Ahiretsiz dünyada hiçbir şey yerine oturtamaz.
izah edilemez. Çünkü maziyi hiçlik, istikbal hiçlik, iki hiçlik arasında varlık olamaz. Ama var, akıl çabalıyor. Her şeyi bir yerlere, bir şeylere yani hakikate dayandıramazsa yılana dönüyor o bilgi. Öğrendiği bilgi vehmine arttırıyor. Ahiretsiz, yani Allahsız bir biyolog düşünün, mikropları inceliyor. Yani bunun dizgini Allah'ın elinde değildir. İnanan bir insan o mikrobu nasıl düşünür? Çünkü ben senden benden çok iyi biliyor. Tırnağın arasında sonsuz, bize göre sonsuz şey var, mikrop var. Geldi yemek yesin. Bir Japon bilim adamı Amerika'da, yağmur yağdırılacağı zaman diyor, kendi ifadesini söyleyeyim, yağmur yağmadan önce gökyüzüne bakınca diyor, ödüm patlıyor ve hemen eve gidiyor. Çünkü yağmurun yağma ihtimali çok azdır. Aslında asit yağması lazım ki ilim bakımından. Kimyevi reaksiyonun asit olması gerekiyormuş. Asit yağar diye eve kaçıyormuş. Şimdi akla böylelikle giriyoruz. Akla nasıl hakim olacağız? Yeni gelenler için söylüyorum. Akla nasıl hakim olacağız? Aklın arkasına nasıl geçeceğiz? Aklı yönetemezsek nasıl dünyamızı cennete çeviriyor? Akla hakim olmanın birkaç tane sıfatından bahsedeceğim. Demek ki birincisi, insanda akıl mı hakim, zekavet mi hakim? Zekilik aklın sıfatıdır. 30 küsür tane aklın sıfatını buldum 30 senede. Onun için Kur'an, madem aklı başındadır, yakılun, takılun, efele tefekkürün, akletmezler mi, düşünmezler mi? Kime diyoruz zaman bunu? Aklını başına al diyor. E peki, aklı başında değilse bu hitap kime? Zekayadır. Yani taakkuldeki zekayadır. Zeka çok iyi menfaatını bilir. İyi bir mühendistir, iyi bir doktordur. Ahiretten kopuk kafa zekidir. Allah ile bağlı olan, vahye bağlı olan kafa akıllıdır. Ölçü bu. Çünkü bu akıl yapılırken bu aklı kullanmadı. Bir daha, bu aklı yapan, bu aklı kullanarak yapmadı. Bu aklı yapan, bu aklı kullanmadı. O zaman bu aklı yapana bu aklı bağlamak akıllılıktır. Eğer aklı yapanla bağ keserse, kendi ölçüleriyle düşünürse, akıl kaynağından kopuk olursa, akıl sıfatına döner. Zeki olur, iyi bir mühendis olur, iyi bir doktor olur ama veya iyi bir din bilgisi olur. Ama dini tamir davasında din tarihçileri televizyon ekranlarında boy görürüz. Dini tamir davasında, dini tamir ediyoruz davasında din tahripçileri. Bunlar zekidir, akıllı değildir. Vicdanlarında zerre kadar insaf yoktur. Çünkü mal satmak, ilaç satmaya benzemiyor. Din ile dinsizlik yapıyorlar. Dinsizlik yapıyor, itikadını bozuyor insanlara. Şimdi başka bir yer. O zaman akıl başka yere, zekavet başka yere mi bağlı? Evet. Zeki uşkurluğuna ve midesine pergel insan, yani pergeli demiri batırdın Murat, o noktada daire olur. Eğer bir yere basılı değilse her taraf yarım yarım olur. Eğer bak bu akıl yapılırken bu akıl kullanılmadı. Bu aklı yapana bu aklı bağlarsan, vahiy ile düşünürsen, o nispeten akıllısın. Aklın başındadır. Yakılun, takılun, efele tefekkürün, fetedbiru yaulel elbab, akletmezler mi, düşünmezler mi, anlamazlar mı? Kimedir o? Ha, vahiden koparsa, bu insan adınız gibi bilin, akıllı değildir. Kelenamı benim adal diyor. Hayvanın da aşağıya düşer. Kafasını biraz önce okudum. Kastamonu 14'te okudum, 19'da okudum. Kafasında yılan olur diyor. İşaret edeceğiz 19. Kafasında yılan olur. Aklı vahye bağlamanın alameti nedir diyor. Ahiret inancı kişiye hakim olma nispetindedir. 11. Şuada da
ahiret inancına bağlılık nispetinde evde huzur olur. Herkes haddini bilir, hududunda da kalır. Günahtır, haktır ya, günah. Allah'tan korkan, hesaptan çekinen eşine zulmeder mi? Şimdi başka bir yer okuyor. Demek ki aklı başımızda mı değil? Akılla mı hareket ediyoruz, zekavetten? Zeka aklın sıfatıdır. Yakışıklı, zeki, ne bileyim iyi konuşuyor, cömert vesaire. Bunlar insanın sıfatıdır. İnsan değildir bu demek. Yani akıl ayrı bir şey, hafıza ayrı bir şey. O çok zeki, Kur'an ezberlemiş. Trip kaseti gibi. Çok zeki, iyi mal satıyor. Çok akıllı değil. Onun için ehli dalalet zekayı devamlı medyada pompaladılar. Zeki, zeki adam. Hep zekaveti öne çıkarttılar. Adamlar çok iyi biliyor ne yaptıklarını. Başka bir yer okuyorum. Kastamonu 115. Hem medar-ı surur ve ferah ve medar-ı surur ve ferah olan hedi-i nurani bir hissi kalbel vuku ile benim ruhum, bak benim ruhum hem bu medar-ı surur ve ferah olan hedi-i nurani bir hissi kalbel vuku ile benim ruhum tam hissetmiş, akla haber vermemiş idi. O gelmeden önce iki gün evvel Feyzi ve Emin'in fırkasında beyan edilen Kastamonu'da. Ay şey var ya, bu rüya şeyi. Şimdi onlar çok ilginç bir yer Allah nasip etti. Diyor ki, bir daha okuyorum. Hem bu medar-ı surur ve ferah olan hedi-i nuraniyi bir hissi kalbel vuku ile benim ruhum tam hissetmiş, akla haber vermemiş. Yani arkadaşlar, ruhta yaşanan her şey akla indirgenmiyor. Bak, ruhum tam hissetmiş, tamam, söyledi aklı. Akla haber vermemiş. Şimdi bizim ne kârı var bu? Şu, bazen durup dururken Ahmet, of, canım sıkıldı. Ne yaptım? Hiçbir şey yok. Akla haber vermemiş. Ruh niye sıkılıyor? Veya bazen uçuyorum, bulutların arkasına geziyorsun. Sebebi yok zahirde. Ruh tam hissetmiş ama akla haber vermemiş. Ruhsal haletler eğer akla malumat vermese, aklın kendi çerçevesinde izah edilemediği şeye bilmiyorum. Canım çok sıkılıyor. Buradan kaynaklanıyor. Ruhum tam hissetmiş. Hissetmiş demiyor, tam hissetmiş. Ama akla haber vermemiş. Filleti mi? Ne çıkaracaksın burada? İzah edemediğimiz sıkıntılar, izah edemediğimiz sorunlar. Mesela durup dururken ustad sıkılıyor. Ve 9 tane dişi düşüyor bir gecede sıkıntıdan. Sonra diyecektir ki, alem İslam'a indirilen darbeler ilk önce ruhuma indiriliyor diyor. Hamiyetinden, kimin himmeti milleti ise o tek başına büyük bir millettir. Kimin hamiyeti ne kadar büyükse, alem-i İslam'ın sıkıntısını o kadar hisseder. Ruhunda bazen o kadar acımasız bir sıkıntı olur ki, sana da hissen düşer. Ömer, bugün saat 3.10 geçe, Fesubhanallah. Ne oldu? Bir şey yok. Alem-i İslam'a indirilen sıkıntının kefareti, senin imanın seviyesine göre sana o kadar düştü. Telafi oldu. Bazen de Alim İslam adına kurban veriliyor. Ali Uçar abi gibi, Bayram Yüksel abi gibi. Hapishanedeki üstadımızın tabiriyle istikamet şehidi, neydi o? Binbaşı Asım abi gibi. Mesela Hafız Ali abi üstad adına, Allah'ım onun hastalığını seni bana ver. Benim ömrümü tamamen ona verdim. Allah da o anda duayı kabul etti. Hemen ustadı zehirlediler hapishanede. Bu başka komşu da ustadın yanına bir şekilde gidiyor. Ustad zehirlendiğini anladı.
Hemen kendi komşuna geliyor. Bütün talebeleri, arkadaşlarını topluyor Kavzal abi. Ben bir şey söyleyeceğim dedi. Dua edeceğim. Herkes amin diyecek dedi. Sakın için sormasın. Ustadımız zehirlendi dedi. Ben dua ediyorum. Tamam hepsi. Ya dedi, ya Rabbi. Bütün ömrümü ben ustada veriyorum. Ustadın zehrini bana ver dedi. O anda ölüyor. O anda ölüyor. Onun için durup dururken sıkılmanız, durup dururken surur, ruh tam hissetmiş, akla haber vermemiş. Ondan kaynaklanıyor. Yani ruh birimi çok geniş, isterse verir, isterse vermez. O zaman ruh tam hissettiği bir şeyi akla bildirebilir, bildirmeyebilir dedi. Madem ruh üst birimse, ruhsal dersler, evraklar, eskarlar, yani zikirler, eğer terklerle güçlendirirsek, ruhsal ruhaniyat aklımıza ferahlar verir. Eğer durup dururken sıkılıyorsak, alem-i İslam'dan gelen hissemizi ama maneviyatın karşılık verirse, o kadar da olmaz. Allah Resulü de sıkılırdı. Ustad da sıkılırdı. Ümmet adına bu. Mesela bazen duyarsınız, ya bu nasıl dedi ya? Bu nasıl gitti ya? Bu nasıl yapar? Tamam sen yapma kardeş, senin aklın anlamaz. Benim aklım anlamaz, benim aklım. Onun hamiyeti, onu söylettirmiş, onu yaptırmış. Ya sarıkla dolaşıyor derdi. Hocalar değil mi? Kaptan Paşa'dan. Bütün hocalar. Deli hoca için. Ondan sonra, ya sen söyle de sarıkla dolaşmasın. 98 der ya, ben dağlar kaçarken. O sarıkla dolaşıyor. Onlara derdim ki, onun imanı onu iktiza ediyor. Böyle yüreği var, yüreği. Onu yaptırıyor. Senin imanın onun fiilini ölçme. Onun altyapısında iman var. Ben nasıl derim ya sarığını çıkar? Risale'de de var. Ya bunu niye dedi? Hamiyetine göre demiştir. Peygamberimize hakaret ettikleri zaman, Kur'an'a hakaret ettikleri zaman yemek iştahımız gitmiyor. Birileri de Allah Resulü'ne hakaret ettiği zaman o da gerektiği cevabı veriyor. Farkımız bu. Şey vardı. Osmanlı padişahlarında 4 tane Abdülhamit var galiba. Abdülhamit mi? 1, 2, 3, 4 galiba. Hangisi olduğunu bilmiyor. Balkanlarda Ruslar ihanet ediyor Müslümanlara. Tamam diyor. Tamam çevirmişlerse aylarca şey yapılmış. Yani direnmişler, güçte fazla yardım gitmeyince, yavrum çekilir misin? Peki, gitmeyince anlaşma yaptılar. Ne diyorlar ona, şehir var, surun içine. Hiç kimseye bir şey yapma, teslim edelim de kabul etmiş, tamam diye. Oraya teslim edecekler şehir, teslim ettiler, söz verdiklerini aldı Rus. Kalleştir yani. 25 bin Müslümanı katlediyor. Ruslar. 25. Bunu biz duysak üzülürüz. O kadar. Ya 2. Abdülhamit mi? Ne böyle şey var? Bu haberi duymuş, üzüntüsünden kalbi felç yapıp ölüyor. O anda sarayda ölüyor. Osmanlı padişahlar böyleydi. Attan inmeyen Yavuz'u hiç yatağından inmemiş gibi gösteren bu zalim medya var işte. Böyle bir medya. Bunu bana soruyor. Hocam böyleymiş ya. Yani anlıyor musun? Hiç attan inmemiş. Ve hilafeti Türkiye'ye taşımış. Alimlerin ittifakıyla Mehdi, siyasi Mehdi'ymiş. Ve Mısır'daki hilafeti ve Arabistan'daki Hırka-i Şerif'i getiren o. Attan inmemiş. O çok kısa bir şeyliği var, padişahlığı var. Ama hep sarayında kalmış gibi malum şeyle göstermiştir. 8 sene. Ya. Kısa ya 8 sene. Şimdi hamiyet ruhsaldır. Çöküntü de orada. Akla verir vermez. Ama aklı ruhuna galip olanlar ruhunu akılla yönetince hatta zekâretle yönetince niye dedi, niye yaptı, niye giydi ya? Ne yapıyorsun ya? 5 lira haftada dine veremeyen insan varken hayatını dine verenler var.
Ona sorsan manyak kafayı yemiş. Burada ne anlatmaya çalışıyorum? Toparlayayım, başka şeye geçiyorum. Bazen anlam veremediğiniz, izahını yapamadığınız sıkıntılar ve sorunlar ruhsaldır. Aklı çerçeveyle izah edilemez. Ruh tam hissetmiş, akla haber vermemiş. Şimdi aklı nasıl yöneteceğiz? Aklın arkasını nasıl geçeceğiz? Aklımız aklımıza nasıl bela olmaktan kurtarır? Onunla meşgul olacağız. Şimdi onu okuyoruz. Şimdiye kadarki okuduğum bunun için, bu paragraf için okuyorum. 123 Kastamonu. Her yerden bir şey oku, mektup da gidelim denildiği yerden okuyacağım. Var ya, ipi de oraya koyduğumuz zaman. Hani öyle okuyorlar ya layıkları. Oradan bir şey oku da, bir şey oku kardeşim, orada bir mektup da oku. Ve bu insan kişiden kişiye, ustada ustası mektupları demiş. İşte o insanlar işte diyor ki, bunları niye diyorsunuz? Bunları ne anlatıyorsunuz? Bunları niye giyiyorsunuz? Diyen tipler işte. Bak o havalı yaptığın yerden bak psikolojiyi okuyacağım işte. Diyor ki 123. Evet. Şimdi küre-i arzda herkesin istisnası var mı? Yok. Var mı Mustafa? Herkes. Sen de şu anda sensin. Herkes kendisini alsın. Küre-i arzda şu anda herkes ya kalben, elinizi böyle bak götürüyorum, subliminal olsun unutmayın. Ya kalben, ya ruhen, böyle yapıyorum, ya aklen, ya bedenen gelen musibetten hissedardır, azap çekiyor, perişandır. Bu zamanda herkes, ama derecesine göre, ya kalben, ya ruhen, ya aklen, ya bedenen. Bedenenden başlayayım. Tansiyondur, şeker hastasıdır, asabidir vesaire. Bak, perişandır, azap çekiyor, yani musibet. Ne yapıyor? Gelen musibetten hissedardır, azap çekiyor, perişandır. Ya bedenen, iki. Ya aklen, aklen ne demek? Düşünceleri başımızın belası oluyor. Düşünceler başımız, mesela düşüncelerin şerinden düşünceler kurtaracaksın. Aklını şerinden kurtarmaya çalışıyoruz ki ilaç veriyor. Doktor niye ilaç veriyor? Senin aklının izaç altından, aklın seni ezmesinden, aklın şerinde seni kurtarıyor. Hangi akıl? Benim aklım değil ki. Seni senden kurtarmaya çalışıyor. İlaç da bu olur mu? Aklı devre dişi yaparak akıl tamir mi olur? Bak dört tane. Ya kalben, ya ruhen, ya aklen, ya bedenen. Herkes musibetten perişandır, azap çekiyor. Bir sırayla gidiyorum. Bedenen, bir sürü gedolu maddeler yiyoruz. Bir sürü bedensel hastalıklara davetiye çıkarmışız. Kurtaramıyoruz kendimizi. Şekerdir, tansiyondur, şudur, bir sürü kendisini ifade etti. Bedenen hastalık. Kalben, dostumuzu, düşmanımızı bilmiyoruz. Dostumuzu, düşmanımızı bilmiyoruz. Dostu ve düşmanı, kalben hastalık o. Sonra ruhen gıdasız. Akıl peki nedir? Doğru düşünce malzemesi olmadığından aklımız bizi kemiriyor. Akıl yılan olmuş. Peki ne yapacağız? O işte onu söylüyor. Nasıl kurtaracağız? Sıkılmıyorsunuz değil mi? Sıkılıyor musunuz? Ağır mı geliyor? Bilhassa ehli dalalet ve ehli gaflet. Çok tuhaf. Ehli dalalet inkarcı. Ama burada Müslüman'a da soktu. Ehli dalalet ve ehli gaflet. Ehli gaflet Müslüman. Ama gafil. Müslüman olması yetmiyor. Müslüman namı altında olduğu için netice itibariyle ikisine de aynı ceza geliyor. Ehli dalalet ve ehli gaflet. Adam leylim lemlim yaşıyor. Sordukları zaman tabii Allah var diyor. Yani dostunu düşmanını kendisi kafasına göre yapıyor. Bir şey olmaz diyor.
kafirle zındıkla beraber. Evet. Adam oy verdiği kişi şarabı camiye karşı açıyor. Ben gördüm bir de. Şarabı kutlama yapıyor kazandım diye. Şarabı Beyazıt Camisi'ne göre yapıyor. Ve bunu videoya koyuyor kendisi. Ve buna oy veren bundan rahatsız olmuyor. Bu da Müslüman. Ha? Buna ne diyor usta? Müslüman ama altında olanlar. Değil mi? Rahatsız olmuyor. Niye rahatsız olmuyor sen Mehmet rahatsız oldun? Mesela adam bir tane çıkmış peygambere Arap uşağı diyor. Kur'an'a safsata diyor. Rahatsız olmuyor. Oluyor. Bir tepkisini hiçbir şekilde göstermiyor. Ha. Şimdi bu hastalıklardır. Mesela bedenen bir sürü gedolu şeyler var. Onların bedeli de hastalıklar var. Bak hastalık altından çıkamıyoruz. Kalbi de söyledik. Dostu düşmanı bilmiyor. Ruh hastalıklar sebebi nedir? Tecerrütlerimiz, terklerimiz yok. Günahı terk edemiyoruz. YouTube'lara, şeylere biliyoruz ki her girişimizden dolayı subliminal ve ulliminati felsefi. Subliminal, görsel. Enkazlara vesaire bu şeylere, pisliklere muhatap olacağız. İçeriye girecek. Ruhumuzu kirletecek. Ruhu hassasiyetimiz kaybolacağımız bildiğimiz halde. Ruhum sıkılıyor. Of of çekiyoruz. Aklende nedir? Yani düşüncelerimizden, vehim ve veseseden kurtulamıyoruz. Tamam mı arkadaşlar? İnsanlar bu musibetten perişandır, azap çekiyor. Ne yapacağız şimdi? Bilhassa ehli dalalet ve ehli gaflet. Ha, ikisini bir yaptı. Çünkü ikisi de aynı yaşıyor. Müslümanım diyor ama kafir gibi yaşıyor. Münafık. Ve? Münafık. Münafık değil. Münafık değil ama kafir gibi yaşıyor. Fikir yapısı da aynı abi. Fikir yapısı da aynı. Nazarı da aynı. Evet. Münafık desek ağır olur. Münafık bilerek din düşmanlığı yapmak. Korkmayın, siz münafık olamazsınız. Çünkü bilerek din düşmanı olmanız gerekiyor. Münafık münafıklığının şuurundadır. Bilhassa ehli dalalet ve ehli gaflet, bir, rahmeti umumiye ilahiyeden ve hikmeti tamme-i subhaneden habersiz olduğundan nevi beşerler rikkat-i cinsiye alakadarlık cihetiyle kendi eleminden başka nevi beşerin şimdiki elim ve dehşetli elemleriyle dahi mutelim olup azap çekiyor. Çünkü lüzumsuz malayani bir surette vazife-i hakikiyelerini ve elzem işlerini bırakıp afaki ve siyasi boğuşmalara ve kainatın hadisatına merak ile dinleyerek, karışarak ruhlarını serser ve akıllarını geveze etmişler ve bilerek kendi zararına fiilen rıza göstermek cihetinde zarara razı olana şefkat edilmez manasındaki er-razı bi zararı la yüzevüleyi kaide-i esasiyesiyle şefkat hakkını ve merhamet liyakatını kendilerinden selbetmişler. Onlar acınmayacak ve şefkat edilmez ve lüzumsuz başlarına bela getirirler. Bitti. Şimdi bu dedik ya akıl. Ya kalben, ya ruhen, ya aklen, ya bedenen bu asırda perişandır. Azap çekiyor. Ne yapacağız? Şu arkadaşlar. Birinci, dersin başında demiştim ki bu akıl yapılırken bu akıl kullanılmadı. Bak bu çok son şeyim, çok zevk aldığım bir dersim. Bu akıl yapılırken bu akıl kullanılmadı. O zaman bu akılla bu kainatın arkasındaki rahmeti ve hikmeti çözemezsin. Ben ağaca mobilya diye bakarım, kereste diye bakarım, gölgelik diye bakarım, bu kadar. Ama Allah'ın bize bildirdiği bilmediğimiz daha çok var. Bir, esmanın hükmü icra ediliyor ağaçta. Ahirette manzaralar oluyor. Ruhaniyat seyrediyor. Tamam. Ve kainatın bütünsel olarak ehadiyet ve vahidiyette vazife yapıyor. Meleği ağlardaki büyük ruhaniler de seyrediyor. Bak ne kadar acayip vazifesi var. Şimdi eğer bir insan
bu kainatın hadiselerini, hastalığını, kanserini, felcini, fakirliğini, ne bileyim, herhangi bir derdinizi akılla çözemezsiniz. Niye böyle oluyor? Niye böyle gidiyor? Niye bu genç yaşta gitti vesaire? Bu aklımızın şerrinden kurtulmanın yolu, aklın arkasına bize geçilen iki sıfat inkişaf etmesi lazım. İki sıfat. Bir, Allah'ın rahmeti umumiyesi. İki, hikmeti tammesi. Yani Allah aklımızı alet olarak yarattı. Allah'ın aklı yok. Barometre, termometre gibi bir cihaz. Bunla biz çözemeyiz. Aklın için şey koyacağız, ilim. Eğer rahmeti umumiye, senin küçük bir hadise, rahmeti umumiye noktasında, iki, hikmeti tamme noktasında, Allah'ın hikmeti ve rahmetiyle düşünürsen, yavrum yem ettin lan, değil mi? Rahmet ve hikmetle düşünürsen, aklın arkasına geçersin. Bir daha, eğer bizi ezen hadiselere, bizi ezen hadiselere nasıl bakacağız? Geç hemen olayın içinden, mesela yangın var. Yangının içerisinde yangını söndüremezsiniz. Heyelan gelmiş, toprak kaymış. Onun içerisinde eviniz komple geliyor. Heyelan komple gidiyor. Ya ben buradan elbiseyi kurtaracağım diye toprak kayarken ev bir yıkılmadı, komple gidiyor. Evin içine gidip de odadan eşeği kurtaramazsın. Kurtardığın şey de aynı yerdesin. Yani aklını, aklın şerinde, aklının içindeyken kurtaramazsın. Ancak aklını rahmet-i ilahiyeye, hikmet-i tammeye, yani Allah'ın hikmetiyle, Allah'ın rahmetiyle bakarsak, bu iki sıfatımız gelişirse, aklın arkasına geçeriz. Aklın arkasına geçtik mi, akıl ilan olması İzacatından kurtuluruz. Şurada da şöyle diyor. Bir tane şey sıfat ekliyor Kastamonu'nun başka bir yerde. Kaçıncı sayfadaydı? 220 veya 22. Senin bu şiddetli tesirin, mesela şiddetli tesirin şu, bu şiddetli kışta ve manevi dehşet ayrı bir, ayrı tarz bir kışta. Kıştayız ha, Ahmet Sami. Kış. Ne demek biliyor musunuz? Kışın sen çekirdeği atsan büyür mü? Yani çiftçilik olur mu? Ama attın çıkmasını beklemek olur mu? Ahmaklık olur değil mi? Ha, manevi kış demek, istidat çekirdekleri büyümüyor kardeş. Kıştayız abi, kıştayız. İrfan kıştayız o, kıştayız. İstidat, kabiliyetlerimiz neşinama bulmuyor. Diyor ki, bu şiddetli kışta ve manevi dehşetli ayrı tarz bir kışta. Nevi beşer, içtimai hayatında müthiş, kanlı, diğer tarz bir kışta. Yani kanlar akıyor. Bu da bir kışmış. Çırpınan bir çarelere. Rikkat-i cinsiye, şefkat-i neviye cihetinden gayet derecede bir hüzün ve elem hissettim. Bu olayı anlatıyor ama Murat bir yöntem öğretiyor bize. Yani bize aşan hadiseler var ya, zulümler, kan dökülmeler. Hadiseler ya, kanserdir, bir sürü şeyler ya. Ha, bunu güya anlatırken peygamber kısaları gibi ders bize yöntem öğretiyor da Kur'an. Risale de bunu şimdi işte istidatlarını kışaf etmemiş. Kan dökülüyor, ayrı bir kış. Bir de maddi kış, fakirlik var. 3 tane kış. Ama bunu bahane yaparak başka bir şey anlatacağım. Aklın arkasına nasıl geçeceğim? Diyor ki, kendi sıkıntımın dışında rikat-i cinsiye, insanoğlu ve şefkat-i neviye. Yani şefkatim olduğundan dolayı diyor, onların bu hali, Recep bunu bizi eziyor diyor. Eziyor. Çok yerlerde beyan ettiğim gibi
yine Erhamur Rahim'in ve Ahkemül Hakim'in olan onların Halik-i Kerim ve Rahim'in hikmet ve rahmet benim kalbimin imdadına yetişti. Mane denildi ki eğer haber seyretmezseniz, haberlerle muhatap olmasanız şu dersi bize yeter. Mane denilmiş ki senin bu şiddetli tesirin aklen olayları çözememem. O hakim iç çekiyor. Kainatın sahibinin kainattan takip etmiş olduğu gaye ve rahimin hikmetini, kainat sahibinin hakim ve rahimin hikmetini, rahmetini bir nevi tenkit hükmüne geçer. Rahmet ilahiyeden ileri şefkat olunmaz. Hikmet-i Rabbaniye'den daha ekmel hikmet daire-i imkanda olamaz. Asiler cezalarını masumlar mazlumlar zahmetlerinden 10 derece ziyade mükafatlarını alacaklarını düşün. He, şimdi bak, akıl çabalıyor ya, bizim akılla çözemediğimizi bak yöntem diyecek. Burayı okumak için okuyordum. Senin daire-i iktidarın haricinde olan hadisata, akılla izah edemediğin olaylara, bir, onun rahmeti, iki, onun hikmeti, üç, onun adaleti, dört, onun rububiyeti noktasına bakmalısın. Ben de o lüzumsuz, şiddetli, elem şefkate kurtuldum. Yani aklın arkasına geçmenin yöntemi şu sıfatları sende inkişaf ettir. Hikmet ilahiyi anlamaya çalış, rahmet ilahiyi anlamaya çalış. Bir de adalet ilahiye, adalet ilahi biz hak sahibinin hakkını vermekten anlıyoruz. Oysa denge, muhakeme ve muvazene ve hak sahibinin hakkını vermek. Dört sıfat. Yani Allah'ın hikmetini, Allah'ın rahmetini, Allah'ın adaletini, Allah kainata Allah'lık yaptığını, Allah muamele ederken dünyaya dünya cihetiyle değil, mazisiyle, müstakbeliyle, ahiretiyle, istidadıyla muamele ediyor. Bir macunun dediği gibi bana dedi ki, tamam dedi Allah var diyelim, yok diyelim yok dedim. Tamam var. Peki dedi, bir şey de soracağım. Hep derdim bunu size. Peki madem böyle bir Allah, İsa diyor ki, eşeğe niye yük taşıttırıyor diyor. Onu bulmuş yani şimdi. Zulüm değil midir diyor bu eşek. Bak dedim ki, izah ettim de hiç unutmuyorum. İzah ettim. Mesela aslanın ruhuna göre ceset vermiş. Aslanın ruhuna koyun cesedi verse olur mu? Olmaz. Koyunun ruhuna göre de ceset vermiş. Şimdi ters yapalım. Aslanın ruhunu koyuna koysak, koyunun binasına, cesedine. Koyunun ruhunu da aslanın vücuduna koysak ne olur? Koca aslan, Süleyman abi yapacak aslan. Dişlerine böyle otlamak isteyecek de koyun ruhu ya. O diş otu otlar mı? Koyunun ruhu, koyunun cesedinde aslan var. Parçalamak isteyecek ne ağzı mı Said ne pençesi. Allah ruha göre ceset vermiş. Eşek de yük taşımaktan zevk alacak, yeter ki zulmetme. Yük taşıyacak şey yapmış. Peki niye elem hissettin biliyor musun sen? Yani niye rahmet görmedin? Çünkü insanlıktan çıktın, girdin eşeğin cesedine, eşeğin ruhu oldun, elbisen eşek, sen ruh, eşek oldun, ona ben bunu nasıl taşıyacağım? Onun için zulüm gözüktü. Kendin eşek yerine koyduğun için. Anladım da demedi, kalktı gitti. Ha, şimdi akıl çabalıyor kardeşim, çözemiyoruz. O zaman hani Heyran'da evin, hani komple gördüm bir video göstermişlerdi Mustafa. Çin'de mi nerede? Komple dağa iniyor yamaç. Ev de iniyor, araba da iniyor ha. Yahu Teylan oluyor diye o evden elbise çıkarıyor. Ama komple gidiyor lan, nereye çıkarıyorsun? Dışarı çıkarıyoruz. Aynı bunun gibi bizim bu heyran oluyor dünya, tamam mı? Ahirete doğru gidiyor. Neyi nereden çıkarıyoruz? O zaman olayın içerisinden olayı yönetemezsiniz, yönetemeyiz. Olayın dışına çıkacağız.
dışarıya çıkma kapısı şu. Allah'ın rahmeti, hikmeti, adaleti ve rububiyeti. Biz de bu tür dersler tefekkür etme nispetinde biz dünyanın ve hadisenin arkasına geçiyorsun. Hadisenin arkasına geçince hadiselere Allah Allah. Vay be, bunun için miymiş ya? Ha, şimdi anladım ders. Mesela bizi ezen hadiseleri Allah ahirette gösterecek. Bak sen çok kızdın, belki de bana itiraz ettin ama sen bak bunun için yapmıştın. Mesela şey diyor. Hazreti Hüseyin'in feci akıbeti. 10 dakika eleme almış. Ama 1000 küsur seneden beri devamlı rahmet gidiyor. Şehid-i Şüheda'nın ikinci versiyonu. Yani piri olmuş. Cennet çocukları, şehitleri vesaire. Şimdi 10 dakika mı? Bu öyle yaptı, şöyle yaptı, böyle yaptı. Öyle hissetmedi ki. Sığır mesela kurban için kesiyoruz. Ya ne kadar zulümdür. Hayır. Bıçağı vurduğun zaman baygınlık geçiriyor Ahmet sahibi. Baygınlık geçiriyor. Baygınlık geçirince hiçbir şey hissetmiyor. Ama sığır bıçak yedi zannediyoruz. Anlamıyor mu? Ama kendimizi sığır yerine koyuyoruz. Ulan falan. Ya katliam var. La samimiysen kasapta net almayacaksın. Ulan katliam var dediğin şeyde kasapta net alıyorsun. O da katliamın meseli. O da birisi katliam yaptı. Sen gözün görmedi de kıyma aldın. Tavuk aldın. Katliamsız mı geldi sen ona? Evet. He? Kendisini sığır yerine koyuyor. Ulan o bıçak nasıl olacak ya? Baygınlık hisseder diyor şu anlar dostlar. O da giderdi. Şimdi dersimi toparlıyorum. Şu aklın arkasına akıl kanseri, yaşlılığı, kayıpları, fakirliği, ne bileyim çözemediğimiz niye? Allah Allah, ne yapayım, nasıl yapacağım? Sıkıntılarınızı aklın arkasına geçme yöntemi var. Allah'ın hikmeti, Allah'ın merhameti, Allah'ın adaleti, Allah kainata rububiyetlik yapıyor. Tövbe, tövbe. Allah kainatın patronudur. Allah patrondur kainatın. Allah sahibidir ya. Dolayısıyla dünyada bir şey yaparken ahireti de nazara alarak yapıyor. Dünyanın içerisindeki dünya göre de yapmıyor. Dolayısıyla habersiz olduğundan diyor bak. Habersiz olduğundan. Neden? Allah'ın rahmeti umumiyesinden ve hikmeti tam-i sübhanesinden habersiz olduğundan nevi beşerleri kat-i cinsi alakadarlı cihetiyle kendi eleminden başka nevi beşerin şimdiki elim ve dehşetli elemleriyle dahi mütelim olup azap çekiyor. Çünkü lüzumsuz ve malayani bir surette vazife-i hakikiyelerini ve ezem işlerini bırakmış. Vazife-i hakikiye neydi? Ve ezem işin neydi? Onu bıraktın. Afaki ve siyasi boşmalara ve kainatın hadisatına merak ile dinleyerek karışarak ruhlarını sersem akıllarını gevezetmiş. Her gün haber dinliyorsun. Ne dinliyorsun biliyor musun? Zerk ediyorlar senin ruhuna. Sıkıntı. Haber değil. Zehir akıtılıyor. Sanki Kur'an demiş. Doğruymuş öyle. Bunlar filmdir. Tiyatrodaki oynayanlar arkasında bak. Bu tiyatro şu sizin bildiğiniz var ya siyasi şu anda Türkiye'de diyorlar. Bunlar tiyatroda oynayan artisttirler. Bir de bunların gözükmeyen arkasında bu filmi yazan var. Bir de bu filmi yazanlara yaz emrini veren var. Hiçbir şey gözüktüğü gibi değildir. Biz de bununla muhatap edip akıllarını ne diyor? Bak. Alakadarca dinleyerek, karışarak ruhlarını sersem akıllarını geveze etmişler. Ve bilerek kendi zararına fiilen riza göstermek cihetiyle zarar razı olunca bunun bedelini ödüyoruz. Ödüyoruz yani. Bakmak nispetinde, dinleyek nispetinde. Evet, bugünkü dersimizin şeyi ana fikri cümle olarak söylersek aklımızın
ustasını aklı bağlarsak akıllı oluyoruz. Onun alameti de imani bil ahiret, ahiret inancı ne kadar bizde hakim olursa o kadar vahye bağlı olduğunu gösteriyor. Aklın bizim tartamadığımız, çözemediğimiz niyelerimiz, niçinlerimizi aklın içinde çözmeye çalışıyoruz, çözemiyoruz. Aklın arkasına geçip aklı yönetmenin bir rahmet ilahi olarak bakacağız. Kainatın sahibinin rahmeti var, hikmeti var, adaleti var. Dört, rububiyeti noktasında bakarsak aklın arkasına geçip bu aklımıza hakim olmamıza vesile olur. Yoksa niyeler bitmez. Bırakın da üzüldüğünüz kişiler ne olur kaderini yaşasın. Sen oğlunu şunu bunu düşünüyorsun, şunu sıkıntı çekiyorsun. Oysa o sıkıntı ona verdi. Allah sıkıntıyı verdiği gibi, derdi verdiği gibi derman da ona vermiş. Senin sıkıntın sen çekebileceğin kadar derman var. Ama onun sıkıntısını sen alınca onun dermanı sende yok. Sen eziliyoruz. Onun sıkıntısını def edecek, tamir edecek derman sende yok. Senin sıkıntına ancak derman sende var. Ama onun sıkıntısını niye alıyorsun? Bırak o çeksin. Çünkü Allah ona vermiş. Bırak herkes kaderini yaşasın. Yapacak bir şey yok. Doğruyu söyleyeceksin. Yaptığı kadar. Yapmasa artık kaderini yaşayacaktır. Ve ahir davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha temassalavat. Allah'a selam.